çoğalması, karaciğer rahatsızlıkları, karaciğer zehirlenmeleri konusunda da bir takım çalışmalar yapıldı. Evet, şimdi Ona da bir değinelim. bu gördüğünüz enginar. Şurada bununla ilgili bu dergilerde klinik araştırmalar var. Yapılan klinik araştırmalarda enginarın bu çiçeğinin tabanı yenen kısmı değil, gövde sapının yani gövdenin yaprağı çok acıdır. Asla yenmez. Çok çok acı. Bunun ekstraktı damıtılarak elde edilen özütü karaciğer yağlanmasına karşı etkili. Kolesterola karşı etkili. Şişkinlik, hazımsızlığa karşı etkili. Bu karaciğeri temizler diye karaciğerin daha fazla, daha kaliteli enzim salgılamasını sağladığı için şişkinlik, hazımsızlık, efendim, kabızlık gibi, Yağlanma, yağlanma kabızlık. gibi rahatsızlıklara karşı yüzlerce klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalar bu dergide çok detaylı bilim adamları belgelemiş. Burada Peki. belgeler var. Yani isteyenler doğaltedavi.net'e. Bunda bir yaş faktörü var mı? Yani karaciğerle, hazımsızlıkla, şişkinlikle, yağlanmayla, aşırı kilo ile ilgili şikayeti olanların her yaş grubundan herkesin kullanacağı bir ilaç mı? Tabii. Enginar Forte. Her türlü, her yaşta herkes kullanabilir. Fakat biz 3 tür karaciğerle ilgili ilaç ürün ürettik. Neden 3 çeşit? Bu karaciğer yağlanmasına karşı. Deve dikeni, enginar forte. Bu deve dikeni forte. Bir de şahtere forte var. Neden 3 tane ürün farklı farklı? Değil mi? Diyeceksiniz ki neden 3 tane karaciğer için? Enginar forte karaciğer yağlanmasına, kolesterol, lipid, trigliserite karşı, hazımsızlığa karşı, şişkinliğe karşı. Deve dikeni forte mesela bazı insanlar ilkbaharda, sonbaharda ormanlara gider, ormanlarda mantar toplar. Mantar zehirlenmesine karşı dünyada en etkilidir. Bununla ilgili klinik araştırması yapmıştır. Bu mantarın birleşiminde alfa amaratin denen toksik bir madde var. Karaciğer hücrelerine girdi mi iflas ettirir, öldürür insanı. 24 saat içerisinde mantar zehirlenmesi olan kişi acil olarak en yakın hastaneye kaldırılmalı. Bunun birleşiminden elde edilen zilimarin denen etken madde enjekte edilmeli. Böylece karaciğer zehirlenmesi önlenebilir. Sadece karaciğer zehirlenmesi değil. Tetraklor zehirlenmesi yani kimyasal madde ilaç zehirlenmesi. Bir telefonumuz var. Kaldığımız yerden devam edelim ama önce belki bunu tamamlayan bir şeydir. Tamam, buyurun. İzninizle.